O yüzden abi bunu bilemiyorum da. Elimdeki bu boşanma davasındaki bu herkesin aklından üç kere boş ol dediğin zaman evlilikler bitiyor. Evet. Fakat orada okuduğum çok farklı bir yorum vardı. Onu sizden de duymak istiyorum. Biraz daha detaylı olarak kimden duyarsam daha net kafama yatacak. Çok güzel. Çok güzel Mehmet Bey. Hemen soralım Emre'ye çok bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Biz size teşekkür ederiz efendim. Dinleyin. Evet. 274-10-52 veyahut 274-10-57'deyiz sevgili dinleyiciler ve hocam Emre Dorman bizlerle dini konuları konuşuyoruz. Buyurun Emre. Boş ol, boş ol, boş ol. Evet, yani bu aslında geleneksel uygulamada ne yazık ki yapılan bir şey. Ama Kur'an'a baktığınızda böyle bir şey mümkün değil. Çünkü bir kere boşanma hakkı iki defa olduğu geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. İki. Evet, bir kere daha boşandığınız zaman eşinizin başka bir erkekle evlenmesi gerekiyor. Tekrardan evlenebilmeniz için o kişiyle. Böyle bir şey getiriyor. Yani bunun tabii şöyle bir şeyi var aslında. Yani boşanma hadisesini bu kadar oyuncağa çevirmemesi için insanların, yani en ufak bir şeyde birbirlerinden ayrılmamaları veya birbirlerini mağdur etmemeleri. Özellikle kadının çok fazla hakkı konuluyor Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman. Yani genelde öyle yanlış bir algı vardır. Yani kadın hakları işte kadın ikinci sınıf eziliyor, bir evet. insan olarak görülüyor diye düşünür. Ama böyle bir şey yok. Tam tersi Kur'an'da çok fazla kadınlarla ilgili hak var. Mesela çocuk doğumunda çocuğun tüm masraflarını babaya ekliyorsunuz. Dur evlilikte duralım. Evlilik. Üç. Boş, şimdi, boş ol, boş ol. Boşanma iki tarafında gerçekleştirebileceği bir şey. Yani İslam hukukuna baktığınız zaman aslında kadın erkeği boşayamaz. Geleneksel yorumda. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre böyle bir şey yok. Yani kadın da kocasını boşayabilir. Gene bir yorum bu. Evet. Kadın da kocasını boşayabilir. Koca da karısını boşayabilir. Ama boşanma bir kere olabilecek bir şey. Yani üç kere de deseniz, 33 kere de deseniz o anlık boşanırsınız sadece. Çünkü ikinci sefer boşanabilmeniz için bir kere daha evlenmeniz gerekir. Anlatabiliyor muyum? Onu bir daha çözelim. Dur. Şimdi boşandın. Aynı kadınla veya aynı erkekle tekrar evlenebilmek için o kadının veya o erkeğin başka bir zevce eş alıp boşaması mı gerekir seninle evlenebilmesi için? Üç kere olursa eğer bu, üç kere üst üste olursa, yani iki kere sınır. Üçüncüsünde tekrardan evlenemiyorsunuz hanımınızla. Üçüncüde evet, böyle üçüncüde tekrar evlenemiyorsunuz. Kadının başka bir erkekle evlenmesi gerekiyor. Erkeğin değil. Evet, erkeğin değil, kadının. Bu neden acaba? Vallahi şimdi tabii şöyle, genelde biliyorsunuz ataerkil yapıdadır evet. tarih boyunca gel aileler bakalım ve şimdi. Genelde erkekler aslında daha çok bu boşanma faaliyetini yaparlar ve çok kadın da bundan mağdur olmuştur tarih boyunca. Doğru. Biliyorsunuz. Aslında biraz erkeğin elini kısıtlayıcı bir şey bu. Bakın kadını zor durumda bırakıcı bir şey değil. Çünkü erkek eğer ki o kadını tekrar bir sinir ister. Halinde veya bir öfkeden dolayı boşuyorsa, yani bunu bir oyuncağa çevirmemesi, her seferinde kadını mağdur etmemesi için. Yani düşünebiliyor musunuz? Boşanmada hiç sınır olmasa alır adam istediği gibi işte kadını boşar, atar bir kenara. Bir süre sonra tekrardan pişman olur ve tekrardan onunla birlikte olmak ister. Tekrar çağırır, tekrar boşar falan. Bir oyuncağa çevrilir gerçekten bu, ki insanların bir kısmı yapıyor bunu. Erkeklerin bir kısmı. Evet, yani erkeklerin bir kısmı yapıyor bunu. Yo, erkeklerin bir kısmı yapıyor. Zaten evet, böyle yani açıkçası. Evet. Yani sanmamak lazım. Durum doğru. Zaten açık yani. Doğru. Türkiye gerçeğini görüyoruz. Evet. Bununla alakalı bir şey, yani üç kere boş ol boş ol boş ol demekle insanların nikah hakkı bitmez. Hı hı. Bir kere boşanmış olur.